Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ranch Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Ranch Simulator'da bir imalathane yaptık. Bununla beraber gerçekten seri üretime geçmenin yolunu da bulduk dostlar. Baya baya iyi gidiyoruz. Bu bölüm muhtemelen dünya kadar şeyimiz var sevgili dostlar. Böyle domuz etimiz, yumurtamız falan var. Bu bölüm köftedir, şeydir, birçok işi halledeceğiz. Bununla beraber arıcılık için bir şeyler yapsak tatlı olur. Aynen kanka, şunu bir çalıştıralım da. Bir balları toplayalım, olur mu? Ballardan bir para geldi bu arada. Bir para geldi. E'ye bas, aç. Umarım şu an açıktır. Ballardan bir para geldi dostlar. 3 kutu bal sattık. 3 full kutu 300-300 900 dolar falan geldi böyle. Acayip iyi ilerliyor seri. Sağolsun Serkan'la Şahin de gerçekten çok çok çabalıyor. Zaten bu bölüm muhakkak birimiz benimle beraber kalıp hani köftedir şeydir yapacağız. 3 dolap köfte yaparız. 3 dolapta sosis yaparız diye tahmin ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz bu arada sevgili dostlar. YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim efendim. Kanala abone olursanız da çok hoş olur. Birazcık böyle bir şeylerimiz boşaldığında, soğutucularımız boşaldığında da şey yapalım Şahin'im. Evet. Yeni kesin. Şu en eski ana domuz var ya, onu aynen biçelim. Evet evet. Çünkü o artık ne yavrular ne şey yapar, yani onun işi bitti. Daha da yavrulamaz herhalde. Bir 500 doğurdu dostlar. Bir tane 5 doğurdu ilk doğurmasında. Bir 5'in ardına bir 6 tane doğurdu. 6 taneden sonra durmadı, bir 5 tane daha doğurdu. İlk 5'linin tamamı erkek çıktı. Umarım diğerlerinin arasında dişi vardır. Harbiden ya. O domuzdan daha fazla iş çıkacağını zannetmiyorum ben. Şöyle şu ikiliyi de şey yapalım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz bu aracılıkta kendimizi geliştirdikçe deli para var ha. Başlayalım mı biz bir yandan burada şey yapmaya? Olabilir. Bak Şahin'im, şimdi domuz etini önce kıyma makinesinin içerisine koyuyorsun. Bunu çeviriyorsun. İster sağ ister sol her yöne çevirebiliyorsun. Eğer E basman gerek kral. E basman gerek. Sen aveti aldın bu arada. Aveti çevrilmiyor ya. Var mı? Hı hı. Bir de yumurta kıralım şu domuz etine. Sosisleri yapalım önce. Eğer tencereden çıktıktan sonra yumurtasını koyup eline E basmak yerine tencereyi alırsan, tencereye sol klik atarsan sosis yaptırabiliyorsun. Önce sosisi hallederiz. Bir iki kere kullanınca alışacaksın Şahin'im ya. Hoppa, ilk sosis geldi. O sosislerin kendi çok iyi para ediyordu bu arada. Avetlerin de dışarı koyduğun iyi oldu. Bizim seninle bugün burada işimiz çok. Ups. Ben bu odun işinden sonra avcılığa çıkayım abi. Bu köfte oldu. Olur. Sen de avcılık yapıp hani etine çarpan geldiğinde falan satabilirsin. Güzel olur. Şahin'im, horoz etlerini de karıştıralım araya ya. Öyle yapayım. Direkt tencereden alırsan yumurta döküyor musun bu arada? Aaa, unuttum onu ben ha. Neyse, iki tane söyle oldu ya. Sıkıntı yok ya. Artık Allah ne verdiyse kanka. Direkt tencereden alırsan köfte olur. Tencereden alıp sosis makinesine bırakırsan sosis oluyor. O muhabbeti unuttum artık. Peki. Yani direkt yumurta ekliyor sadece değil mi? Aynen aynen aynen. Üzerine E basman yetiyor. Tamam, bir tanesini boşalttık. Bu soğutucuların hızlıca bitmesi önemli. Çünkü diğer domuzların oraya gideceğiz. Abi, neyse, avetleri kalsın ya. Abi avetlerini ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir masanın kenarında dursun ya. Bunlara hiçbir aynen, işlem doğru, uygulanmıyor çünkü. Şahin'im şöyle yapalım. İş bölümü yapalım abi. Ben, bir tanesini sen al abi istersen. Yok, aynı yerden E tıklayıp alabiliyorum. Ben köfteleri halledeyim. Ups. Tamam.
Ben soslu yaparım. Aynen. Şimdi burada kaçer tane yaptık? Ne alemdeyiz? Abi 3 sıra sosisi ayıralım, 3 sıra da köfteyi ayıralım diye düşünüyorum ben. Tamam, tamam. Mümkün mertebe yumurtalamayı unutma. Bunların otomatiğini almak lazım bu arada ya. Aynen bu elle olacak. Şimdi hadi bak şimdi sıkıntı yok da ileride manyak manyak oluruz. Lan. Şahinim el yavaş yavaş alışacak. Biz yumurta şey tavuk sayısını çok mu arttırdık acaba yumurta alacağız diye ya. FPS bir düşüyor beni ürkütüyor. Yumurtalamadım değil mi? Hatta unutulur. Ya yumurtalamayı unutuyor insan bazen ya. Bir de kazara tencere yerine şeye tıklıyorum. O da iyi olmuyor. Yumurtayı mundar ediyor. Kardeşim sosisle işim bitince sana zahmet sen de bir köfteye dönersin. Bir şey oldu. Lan ben arıları unuttum. Bir yere... Abi ayı çarptım ya. Sıkıntı yok yani. Serkan bir yere girdi, sıkıntı yok. Serkan, şimdi sana çok seveceğim bir iş vereceğiz. Nedir abi o? Ana domuzu vur. En büyük yaşlı ve iri olan, dişi, memeleri varsa doğru, ona göre doğru vur. Doğdu mu ki o? Doğurdu mu doğurdu, ki? Doğurdu, bir 500 daha doğurdu. Bak, boş soğutucuları senin oraya koydum. Kanka eğil bak memesi varsa o. Var memesi. Bu. Hop. Tamam. Soğutucular orada. Ellerinden öper. Serkan'a en sevdiği vazifeyi verdik ya. Abi oyun bir kısıyor burada. İnanılmaz. Abi çok hayvanımız var. Biz bu şeyle daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Teknik aksaklıklar buna yani ne kadar izin verir? Tavukları bir kıyım yaparız ya dert olmaz. Ama ürünleri yumurtalayınca daha iyi oluyor ya. Ya bir miktar yaparız azaltırız ya sayılarını ama. Evet evet. Bak o 10 tane tavuğu aldık o 10 tavuğu aldık alalı işimiz rast gitmiyor bak farkında mısınız? Abi buraya bizim bu arada var ya kesinlikle otomatik atmamız lazım. Kardeşim yaptığın sosisleri bir asaydın ya. Pardon. Efendim sevgili Rıdvan Efe 9. ayında teşekkür ediyorum Rıdvan Efe sağ olasın hoş geldin. 9. ayın kutlu olsun. Ay, yumurtalar dişirmişik. Kaç tane et çıktı Serkan o iri baştan? Abi sayıyorum şu an. 26 falan. 26. Maşallah. Hem toplamda 16 tane domuz doğurdu. Hem de 26 et verdi. Yanlışlıkla... Evet, sana yanlışlıkla yardım etti ha. Teşekkür ederim Şahin'im. Senin zaten son 3 sosisin kaldı ya. 3 sosis daha yaptıktan sonra... Soğutucu boş. 3 sosis daha yaptıktan sonra gerisi kolay. Abi burada o kadar çok domuz eti var ki biz bunu nasıl bitireceğiz ya? Çarpan marpan beklemeden yapıştırıp ilk iş otomatik sistemi almak olacak galiba. Kesinlikle ya bu arada. Uğraşılmaz bunlar. Ya ben keyif alıyorum yalan yok da FPS'im çok düşüyor abi. Kaç FPS atıyorsun şu an sen?
60'tan düşüyor, o kötü hissettiriyor be. Şomaz ondan be ya. Ben yok, de 30'da falan düşüyor zannediyorum abi. Pimpiriklilikten değil canım. Gerçi videoyu 30 FPS alıyoruz ya. Görüntü takılır diye endişeleniyorum yayında ondan. Abi 60 FPS'in altına al. Efendim Kinect Prime'ın avantajlarımıza katılıyor. Kinect çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Prime'ın avantajıyla. Abi aramıza katıldığın için çok teşekkürler. Sosisler tamam. Okay. Köfteler de tamam. Köfteler de tamam. Ve hala demirimiz var mı? Abi depoya bir bakmam lazım. 9 tane demir var. Bir dakika. Sayısını mı arttıralım? 2 tane daha koyuyorum. Tamam. Yeşil çay yaptık. Sağ olsun Hatun'um yeşil çay yaptı. Bir yudum almadım yeşil çaydan var ya. 10 dakikadır şey yapıyorum böyle. Harç kavuruyorum. Harç karıyorum. Biri tavukların poklarını temizlemeye yardım edebilir mi? Teşekkürler. Evet yumurtalar toplamış ama bir sıçmışlar. Bir sıçmışlar. Abi ben giriyorum haydi bakalım. Kanka gazan mübarek olsun gir. Tamam. İki tane daha yap. Buraya palas getirelim. Tamam ben alıp geliyorum hemen. Oyun dışarı bir çıkıyorum 25 FPS. Tavukların oradan geçerken yanıyoruz abi. Ben şu an bir de onun içindeyim abi. Buradan bir çıkıyorum buraya. Anlık 25 FPS. Ama bak ellerine sağlık Serkan, temizlediğim belli oluyor. Bir çıkıyor, düşüyor çıkıyor şey yapıyor falan. Felaket ya. Sen o zaman bir dolap daha sosis yap, ben bir dolap daha şey yapıyorum. Tamam. Abi tavukları komple iptal edip bu etleri yumurtasız şey yapsak. Direkt kıyma ya da köfte yapsak. Bence fena fikir değil ya. Hani serinin sağlığı için abi. Evet ben yumurtalardan birini kırdım. Zaten artık istesek de istemesek de yumurtasız yapacağız. Bitti çünkü yumurta. Ne diyorsun adam? Abi tavuklar da kol gibi indiriyor bu arada. Şimdi fark ettim de. Fatır 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 fatır. Pata 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 vuruyor. O zaman yani... kümes hayvancılığını ve yumurtayı iptal ediyor muyuz arkadaşlar? Ya bir miktar kalır abi ya. Az kalır yani. Bence hiç yapmayalım ya. 30 tane koymanın... O da abi yeni yumurtalar geldi. Ben bir onları alayım. Gerek var mı bilmiyorum ki. Demek ya şöyle de diyebiliriz. 25'te kasıyor. Bir 5 tanesini vurup sayıyı 20'ye düşürelim. Hala mı kasıyor? 15'e düşürelim. Kasmayana kadar aynen, düşürelim. Aynen. Ama kasma sorununun sebebi tavuklardan kaynaklı olmayabilir. Domuzlar mı acaba bir şey yapıyor, kastırıyor ki? Kameram acık kapalı bu arada. Domuzlar kastırıyor olabilir mi abi? Çok domuzumuz olabilir mi haddinden fazla? Mesih uzağa taşırsanız güzel. O da olur. O da olur. Hiç. Bir tane daha yapacağız. Tamam yumurtalar okey. Şahin'im son sosisi ben yapabilirim senin için. Tamam. Abi yarısı yumurtalı oldu, yarısı yumurtasız oldu. Yapacak bir şey yok. Yapıştır geç ya. Artık o kadar düşünemeyeceğim yani. Aynen. Tamam bunların kurumasını bekleyeceğiz artık. Kapaklarını örtüyorum. Hepsi kuruyunca toplu satarız. Çok güzel oldu mekan ya. Abi mekanımız çok iyi oldu. Çok da verimli çalışıyor. Şunlar avetiydi. Serkan avlanmaya gideceğim dedi ama gidemedi galiba. Abi çıkıyorum şimdi. Aldım küçük arabayı. Ama 16.52. Bence şimdi çıkma. Tamam. Abi 16.52. Yani saatle ne bağlantımız var? Akşam olacak. Gözün görmez.
Bence her türlü yumurtalı yaparız etleri de abi. Ama sayısını azaltırız tavukların. Bir 5 tane Yumurtalı iyi kar yapıyordur diye tahmin ediyorum. bir 5 tane çıkarıp tavuk mıhlayayım mı? Olabilir. Kanka ben çıkarayım sen vur. Tamam. Sarılardan çıkarma be adam. Doğru ya, sarılar Sarılar az var zaten. hatunumun yadigarı. Ah. Bir feryat figan halindeler de çok aldırış etme. Abi fazla mı kasıyor şu an oyun? Abi ne oluyor? Vuruyoruz kanka. Hareket ediyorlar da onu. Evet, şeyimiz Bir çıktı. Tamam. abi kaçabilen yat aşağıya. Tam bir 5 tane tavuk vurduk ya, bir şey yok. Ben küçük bir katliam oldu. Ya, minik bir katliam ya. 5 tanecik tavuk vurduk abi. Tavuk sosisler de iyi para ediyor. Bunları da sosis yapalım da sonra kuruyanların oraya alıp kuruturuz, bir şey yaparız. Ben bu 5 tavuk etini aldım. Bak şu an 60 etmiş. 75 çıktı. Ya Bir kardeşim sıkıntı işte olmaz abi. böyle yavaş yavaş ağır ağır şey yapacağız ya. Aynen. Bak bence bu arada soğutucuları da ayıralım. Birisi işte yaptığımız sosisler falan için, ki bir kısmı oluyor gibi. Birisi sosisler için. İşte birisi yaptığımız köfteler için falan. Ey, köfte oldu bu. İyi. Tavuk köfte. Bir tane boşta şeyiniz var mı? Ne? Soğutucu. Çünkü ben bu tavuk etlerini Soğutucu var. de sosis ve köfte yapacağım derken yamulttum da. Biz galiba Nerede daha abi fazla etler? soğutucu alacağız gibi ha. Abi Kanka, harbiden bu arada. oy kanka. Soğutucu şart ya. Abet, içindeki abetlerini alaydım be. Abi vallahi direkt bıraktım orayı. Şu boş. Al bunları. Tam bunları al kanka. Ben gidip alayım bir şeyden. Marketten hatırlatıyorum. Soğutucu mu? Aynen. Olabilir Bu ya. sosisler olgunlaşmış sosis bu arada. Olmuş artık yani. Sosis yaptık. Onları boşa koyuyorum ben de. Boşlardan birine koy. Satılacakları kapının önüne doğru götürelim. Hani maksat daha kolay halledelim. Birader biz bunları otomatiğe almazsak bunların işi bitmez. Evet. Kanka şu 3 tane fazlalık avetini arabanın arkasına koyayım, haberin olsun. Tamam. Lan tavuk sosis mi yapmışız biz arada? Tavuk sosis ne ara kurumuş? Abi yapmışız. Bir Allah Allah, tavuk sosisin tane tavuk şey horoz kestik ama yok horoz kokusu olur. iki Vallahi tane bilmiyorum. yok, gene tavuk sosis diye geçiyor bence. Bak bunda Bilmemekle olmuş. beraber. Çünkü çiğ demiyor kanka. Şey yapmış yani. Olmuş canım. Daha olan yok herhalde. Yok. Dur kapaklarını da açık tutsak ya görmek açısından. Olmuyor mu kapalı açık? Yok oluyor. Biraz tavuk eti yaptık ya. Aynen ya yaptıydı bunlar. Oluyor canım, olmaz olur mu? Ben kendi gebloluğuma. Bak burayı da bu tarafı da peynir dolaplarını doldururuz. Peynir muhabbeti de var ya. Hı. Peynir saklama kabı muhabbeti. Bu arada olgunlaşmışları alıp bütün etleri bitirene kadar bence hızlıca çalışalım. Çünkü öteki türlü biz bu yükün altından kalkamayız. Hani köfte möfte falan diye ayırt etmeden olgunlaşmışları al, doldur. Diğerlerini as. Sen yapa dur, ben Daha sosis olgunlaşmışları şey dolduruyorum. mi? Ne yapayım? Sosis yap, köfte yap, kafana göre canın hangisini istiyorsa kafana karışık yap. Bunları nereye koyacağız? Abi arkada boş alan nere varsa. Her türlü para paradır. Aynen öyle. Bir tanesi 12'de 12 Allah oldu. sus. Kapının ağzını aldım. Abi ben bir şey soracağım da. Efendim Domuzda Serdar. 5 tane domuz hamile abi. Nasıl 5 tane domuz hamile What? ya? Abi ciddi Lan. manada biberon işareti olanlar hamile değil mi? Evet. Oğlum grup 5 mu tane yaptınız? domuz. 5 tane domuz hamile abi. Hani bilgisayarınızın CPU'suyla vedalaşın. Bir minik bir öpücük kondurun. Bir tane dışarıda var. Şu an. Bir tane dışarıda var.
Oğlum grup mu yaptınız lan? Evet. Şöyle bak. Abi herkes bilgisayarlarıyla vedalaşsın. Abi yani 20 tane domuz geliyor şu an. Kanka anakarta minik bir iyi geceler öpücüğü. Huzur içinde yat öpücüğü daha doğrusu. Lan bütün çanakları ve hemleri doldur lan. Bir uyuyup uyanalım mı hızlıca? Akşam 8 olmadığı için mi uyuyamıyorsun? Evet. 15'te şeyi var da. Aklımda. Olgunlaşanları alıp böyle bir kenara koymaya devam o zaman. Birazdan yatağa uçacağım. Ben Serkan'la aynı yerde yatmam bu arada. Serkan beni 2.80 uzatıyor ya. Felekten Bir Gece şeyi gibi böyle filmi gibi kenarda uyanıyorum böyle. Tamam yatağına evi koyayım. Tamam çadıra ben girdim. Uyuyalım. Yemliklerle yalaklarda sıkıntı yok ya. Şey zaten otomatik olduğu için. Yetmeme durumu olmaz büyük ihtimalle. Abi yemlikle çanak otomatik doluyor. Biz hani full yemli bak dün fullediydim 21 kilo yem koymuşlar misal. Bana da domuzlardan biri aç gibi gözüktü ve hani yetmeyecek gibi gözüktü. Abi bunlar var ya sanat eseri gibi bırakıyor Serkan şunların bir nöbetimiz var ya. Abi halledelim. Adamların götünü tutacağız mecbur. Bak 21'de 21 olmuş misal. Ya arkadaşlar bu çanağın mantığı full bittiğinde dolduruyor çat diye. Keşke hep fullese ama olmuyor. Lan bunlar ne iri böyle ya. Baba biz bu domuzlarla baş edebileceğiz mi? Dışarısı temiz. İçerisi kaldı. Ben de bir tavuklar yumurtlamışsa yumurtaları alıp şey yapayım. Alam gelem ayrı bir sepete alam gelem. Bir de tavukların orayı bir şey yapalım. Bak kasma sorunun biraz düzeldi gibi. Evet şey yumurta yok bok var. Evet. Olmadı kasmaya devam ederse işte tavuk sayısını şey sayısını bir azaltacağız. Bir de şey yapalım abi bunlar doğurduktan sonra 3 tane dişi domuzu vuralım. Erkeklerden bir tane bırakalım mı? Dişileri dursun ya. Erkekten bir tane bıraksak ama 5'ini birden yapıştırır mı ki? Abi vallahi bilemiyorum. Yumurta salam bu 12 olmuş. Olgunlaşan var mı başka? O köftelerden olgunlaşan var. Şahin'im ben bir yandan bunları dolduruyorum. Bir para gelecek var ya. Şu hepsini bir bitirelim. Sonra bunları satıp bütün sistemi otomatiğe çevirelim abi. Ne olacak? Herhalde elektrik faturası diye günlük düşer. Bana öyle geliyor ya da. Bu boş. Şunu biraz yana çekelim. Şahin'im sosis mi yapam, köfte mi yapam? Bilmiyorum ki abi vallahi. Kafama ne eserse yapıştırıyorum. Serkan sana zahmet... Üşenmesen sosis yapıyor. Tavukların orayı bir şey yapsana. Yumurta varsa yumurta da alıver. Serkan yapmak istiyorsan gel kanka. Ya sıkıntı yok ya. Temizleyeyim şeyleri. Eğer istiyorsan sana da alalım bu manuelden. Çok sevgi çok. Çok eğlenceli. Biz kimliğimizi unuttuk. Ya elimizde var olanları bir götürüp satalım mı? Elektroniğine geçiriyor mu diye. Ben gene tamam, köfte... Abi neye bağladım ben şu an? Otomatik gibiyim ya. Pata pata pata. Eline sağlık. Baksana sosislere. Kanka sen sosis yapıyorsun ben köfte yapıyorum. Şeye tıklayamıyorum.
Şahinemiz sosislere bak. Niye ben bunu yanlış anladım kendi kendime? Ya. Kanka ben bunu... Ben bunu bir yanlış anladım. Lan yumurta kırıldı. Allah. O nasıl kırıldı ya? Ya senin. Yapayım. Kanka kazara alet edevata tıkladım, ondan oldu. Şu sosisleri bir şeye koysanız ama. Şahin'in sosisine ben dokunmam. Sıkıntı yok, ben dokunurum. Arkadaki dolaba ya, dolabı. Ha dolabı mı? Ha? Kardeşim bunlar çiğ. Bunları dolaba koyup asacağız. Hani sucuk olgunlaştırıyor gibi düşün. Bunlar arkadaki dolapta şey olduğunda, ki bunlar sosis. Arkadaki dolapta olgunlaştığında satılacak. Yumurtamız bitti herhalde. Abi yumurtlamalarını bekliyoruz. Evet. Ya olgun. Olgun pislik yapıyor değil mi? Ya olgun pis bir adamsın sen ya. Nalet herif. Pis bir adamsın olgun. Şairim bak, ne yapalım biliyor musun? Şu elim bütün domuz etlerini bitirelim mi? Öyle ya da böyle yumurtalı yumurtasız. Bitsin, toplu bir satışa çıkalım. Acayip zengin olacağız ha. Aynen aynen. Sen sosis koşturuyorsan ben köfte yapıyorum hızlı hızlı. Köfte yapıyorum ben de artık, üşendim çünkü. Tamam o zaman ben sosise devam edeyim. Valla üşendim ya. Yoruldum ya. Ne kadar da hijyenik ortamlarda. Et yerde geziniyor ustam. Şifa dağıtıyoruz öyle değil mi Şahin? Tabii abi. Şifa, şifa. Serkan da ayaklarıyla... Gayet sivil bir ortam abi. Sera mis gibi. Serkan da ayaklarıyla, özellikle ayak tırnaklarıyla aroma veriyor. Ya. Uy. Mideler kalktı. Evet, bitti. Şimdi şöyle yaparız kanka. Bunlar olgunlaşana kadar çıkalım. Boş zaman geçirmeyelim. Avcılık mavcılık bir şeyler yapalım. İşimiz bittiğinde avcılık yapacak dondurucu yok ki. Biz bir markete gidip dondurucu falan alalım ya. İşimiz bittiğinde bunların hepsini dolduralım. Bak kanka 3 tane full yapıldı, var. Değil mi? Çiğ evet. Yok, çiğ, hiç çiğ yok, hayır. Abi sana bir şey diyeyim mi? Gidip soğutucu alalım. Bunların hepsi kuruyup bittiğinde öyle bir para kazanacağız ki. Yani kıracağız, oyunu kıracağız ya. Arı bulursak diye şu fısfısı da alayım mı? Al al al. Buluruz ya bir iki tane yine. Ya bu domuzlar ne böyle kardeşim, tank gibi alayı ya. Şu sistemi bir otomatiğe alalım. Ben onları yapacağımı bilirim. Bir tane boş soğutucu var, alalım mı? Aldım ya boş soğutucu. Abi kamyonete de gidelim mi? Bu yetmeyebilir arka taraf. Bunlar boş. Hani diğerlerinin olgunlaşmasını beklerken bunları ben soğutucu alayım. Almaya gider avcılık yaparız diye düşündüm ya. Yo şey, makine alacağız ya abi. Makineler büyük olabilir. Evet. Ama daha makine almayacağız. Paramız yok kardeşim. 600 dolar değil. Onların tanesi 1000 dolar. Tamam. Bak gene iki olabilir. Kişi çalışacak şekilde. İki otomatik kıyma makinesi. İki otomatik şey alsak. Sosis yapıcı alsak. Zaten dünyanın aynen, bunları parası. Bunları da yana atarız. Aynen, manueller de durur. Ya otomatikleri sola kaydırıp manuelleri sağa koyarız ya. Yalnız tezgah mezgah falan çok harbi efsane oldu buraya. Bu bölüm çok de güzel olmuş. Bunları utanmasam bekleyelim diyeceğim de başında. Daha bunlar %30'da falan ya. Ben bekleyeyim abi, isterseniz ava çık. Abi ava çıkalım ama hiç dondurucumuz yok ki. O zaman dondurucu alıp öyle ava çıkalım ya. 4 dondurucu aynen, dolusu aynen. Et var zaten. Beni unuttun. Ben burada çiftlik işleriyle uğraşacağım evde. Tamam.
Serkan biz de bir mağazaya gidelim. Kameramı da açayım bir yandan. Biz de bir mağazaya gidelim. 3-4 tane de 3 tane daha dondurucu alalım. Daha çünkü evdekileri de hadi avetlerini götürdün sattın daha evde de var ya üf. Aa, bence çarpan marpan beklemeyelim. Yaslayalım gidelim ya. Evet evet. Şaka mı bu abi? Ha öldü. Aa, bu ne ya? Vurdum abi. Kanka ben de vurduğuma yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ha şimdi öldü ya. Allah Allah. Bir şey oldu, bir şey oldu Serkan. Hadi ben körüm. İkimizin de aynı anda ıskanaması çok düşük bir ihtimal. Belki de bu geyik vurulmamalıydı bilmiyorum. Sevgili Stefan Ege, bu arada tekrardan teşekkür ederim. Dördüncü ayın kutlu olsun. Kusura bakma bazen görmeyebiliyorum. Ya da unutabiliyorum. Sen devam et. Hoppa. Abi şey alacaktık hırdavatçıdan. Hırdavatçıdan ne alacaktık ki? Şu dolap var ya. Yani, soğutucu. Soğutucu hırdavatçıda mı? Var orada da. Ben öyle diye hatırlıyorum ama. Okey. İkisinde de var. Raunch 5. ayında. Teşekkür ediyorum sevgili Raunch. Sağ olasın. 5. ayın kutlu olsun. Efendim ve Pardoy abonemiz olarak aramıza katılıyor. Pardoy teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Merhaba. Kanka 3 tane soğutucu aldım. Tamamdır abi güzel. Abi elektronik kıyma makinesi 1500, elektronik sosis makinesi 1000. Ama orada kaç kutu malzeme var ya? Biz bunları sattık mı var ya aman aman yani hiç sıkıntı olmaz. Onlar şey yapana kadar hallolana kadar biz Serkan'la avcılık. Hazır hırdavatçının oradayız. Tuttuğumuzu vuralım Serkan'ım. Tamamdır abi. Ben yine aynı rotayı çiziyorum. Ha, tutabilirsek tabi. Bakınıyorum etrafa. Bunların biz elektroniğini yaptığımız an keyifler yerinde ya. Serkan ya ben körüm ya da ortalık boş. Abi ortalık boş gibi ama biraz daha ilerleyeyim. Acaba bizim çiftlikte fazla yaratık olunca şey mi oluyor ki? Etrafa mı azatıyor? Kanka ayı var. Ayı var solumuzda. Ben inip vuruyorum sen beni takip edersin. İnip ateş edeceğim ona. Gördüm abi ayıyı. Baga girmiş kanka. Tot işine yapıştırdım iki tane. Vallahi avetleri de artık işin bonusu ya. Aynen. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Biz birkaç bölüme bu elektronikleri aldığımız an bankaya kredi verecek vaziyete geliriz. Evet. Şu an bankadan kredi alıyoruz ama biz bankaya kredi verecek vaziyete geliriz abi. Baya güzel ilerledik ya bu 3 bölüm. Abi önde geyik var gördün mü? Hayır maalesef. Gördüm. Vurdum bak kan çıktı. Bir saniye buradan vurabilirim. Kan çıktı kanka ama garip bir şekilde... Şey yapmadı yani anlamadım. Wow la bekle beni. İyi tuttun abi. Allah kaçıp gidiyordu. Tam birinde 3 birinde 10 tane aveti var. Abi buraya binmen zor biraz şöyle. Arabanın üstüne. Evet.
Bir dakika. Oha! Şarkanı unuttum böyle. Uçmayı öğrendi benim Çağrı ya. Çömdüm. Bastım reload'u. Daha dediğim gibi bizim şey var canım. İnek, keçi, yani birçok şey var. Hop! Allah Allah! İyiyim iyiyim, bir şey yok, bir şey yok abi ya. Geek var, geek var abi şeyde, sağ tarafta. Sağda geek. Kanka arabayı vurdum. Sağlık olsun. Gajara arabayı vurdum Serkan. Şunu bir fulleyek. Umarım yuvarlanmaz. Bu fullendi. Öteki yuvarlananı diğerine alacağım. Bir tane 12'lik aldık bile. Güzel. Abi my body is ready. Fearless Prime'ın avantajıyla ikinci ayında. Sevgili Fearless teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İkinci ayın kutlu olsun. Eyvallah. Shine'im evdeki işler bitti mi? Kurutmalar? Ne? Ne abi? Kıymalar mı? Ha bakma evde kuruyanlar bitti mi? Yok bakma. Sana zahmet bir bakıver. Kuruyanlar bittiyse biz bir avetlerini satıp önde geyik var gördüm. Önde geyik var abi aynen. Durdum. Çok güzel. Biz bir avetlerini satıp eve doğru bir dönelim. Çünkü onları satıp böyle bir şey yapmak istiyorum ya. Çok aşırı para edecek gibi geliyor bana bak. Onları sattıktan sonra da domuzların sayısını iyice azaltalım. Hani bir iki dişi vuralım. Ya büyükse iki dişi, iki erkek fark etmeksizin. Bir iki üç tane vuralım yani. Ve iyi ki ahırı geniş yapmışız ve domuzlar, keçiler, koyunlar hani hepsini inekler bir araya koymamışız. Çünkü hepsinin bir arada olduğunu düşünsene. Yetişemezdik abi, mümkünatı yok. Shine'ım tavukların sayısını azaltınca FPS'in nasıl? Okey mi? Aleykümselam Retro Gamer, hoş geldin, merhabalar. Bende hiçbir sıkıntı yok şu an. Şahane, şahane. Shine'ımı amele yapmadık canım. Olur mu öyle şey? Hep beraber herkes bir şeyler için çabalıyor. E canım bir şey olmadı. Ruhumuz al. Bizim ruhumuz al. Dert değil. Efendim sevgili Altayrun Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Altayrun, merhabalar. Teşekkür ediyorum desteğin için, yayına katıldığın için çok çok sağ ol. Kim koydu bacı buraya ya? Shine'in bitmiş mi etlerin işleri? Az kalmış. Okey. Bazı, birkaç tane. Evet, süper, oldu. Süper. Hepsi ya olduysa şey var ya. Bak şöyle yapalım. Serkan, Best Burger'e git. Bunları satalım. Tamam, eve tamam. Dönelim. Kamyonla satmaya gideceğiz. Kamyonla. Çıkamıyorsan ağacı yıkabilirim. Abi etraf çok parlak. Biraz gözüm şey oluyor ya. Ha, ister istemez canım. Biz bir de yayının 3. saatine falan geldik. Böyle güzel ilerledik ama. Bak, domuz fiyatı, tavuk köfte fiyatı falan bunlar 1.5 çarpanlı. İşler bugün biterse, bugün dükkanı kapatıp sattırırsak bunları dükkanı kapatmadan müthiş olur. Serkan çiftliğe dönelim. Sana zahmet, çiftlikte işlemi biten bütün her şeyi alalım. Kral buraya gelip bir satış yapacağız var ya, abav! Bence elektronikleri direkt bu bölüm alırız. Abi lan getiriyorum şey kamyonu.
Şimdi şöyle yapalım. Önce bir buzlukları getirelim. Dondurucuları. Kocabaşı kestiniz mi? Aşkım kocabaşı 5 tane daha doğurduktan sonra kestik. Çok aşırı büyüdü. 5 tane dişi var. 5'i de yavru bekliyor. Dayanamıyoruz biz bu ahırın içinde. Nasıl dayanamıyorsun? FPS çok düşüyor. Deli gibi yavruluyorlar. Ve şu an neredeyse 60 birim şeyimiz var böyle. Hani yaptığımız sosistir, ettir. Birazdan büyük satışa gidip otomatik makineleri alıp hani bu bölüm için bugünlük bu kadar diyeceğiz. Soğutucuları alırsanız şunları bir içeri koyalım. Hatun yarısını şey yapamadık, hani yumurta falan kullanamadık. Yumurta yetişmedi, o kadar çok et geliyor ki. Köfte de yapın olması, onda çarpan geliyor ya. Aşkım köfte, şey, sosis. Ve şu an domuz eti 1.5x çarpanlı. Domuz eti? Evet. Sattınız mı? Şimdi satacağız işte. Bunların hepsini satmaya gideceğiz. Bir tane daha boştan soğutucu alalım. Abi o zaman başlarım şeyi yerleştirmeye, dolu olanları. Sana zahmet, sen dolu olanları yerleştir. Şahin'im ne kadarlık bir kar bekliyorsun? Ben bir 3-4 bin dolar alırız diye tahmin ediyorum ya. Abi şuna bak, kaç 4-5 tane full dolap. Kamyonla gideceğiz. Kamyonla gideceğiz evet. 4-5 tane full dolap satışa gidecek. Şunlar boşlar. Boşları özellikle kenara yerleştiriyorum. Daha şey yaparız. Bu bölüm otomatikleri alırız. Otomatikleri aldıktan sonra yerleştirir, videoyu sonlandırırız artık arkadaşlar. Gelecek bölümlerde şuraya doğru battırmaya çalışıyorum ki sosisi buraya bıraksın. Artık arkadaşlar gelecek bölümlerde hani neler olursa, bir tanesini eksik bıraktık galiba. 7 bir tane dolabın içinde vardı aşkım. Evet evet, onu elime alacağım ya. Abi bir tanesinde bir tane eksik vardı. Onu fulledim. Şey yaptın fulledim mı? Fulledim. Tamamladım. Bir tane de elimde fazladan kaldı köfte. Köfteyi direkt kenara bırakacağım şöyle löps diye. Değil mi? Daha gayet titizlik ve temizlik çerçevesinde. Tabii canım, ustam şifa hazırlıyor. Şifa. Serkan'ın böyle ayaklarıyla aroma kattığı. Haydi bakalım. Kardeşim sür best burger'e. Otomatik abi, sisteme geçiyoruz ben... galiba bak. 600 dolar paramız var. 4600 şey olur bu ya. Bal var mı? Balları da götürün istersen. Bal bir tane var, o gerek yok ya. He tamam. Stoklansın abi, zor anda hayat kurtarıyor. Aynen. Evet. Haydi bakalım. Best Burger'e gidiş sokak zamanı. Lezzetleri, aynen. Sokak lezzetleri. Şahin Usta şifa dağıttı ya. Tabii canım. Serkan Usta ile beraber. Serkan Usta zaten üf. Serkan Usta masanın üzerinde sağa sola zıplıyor. Haydi bismillah. Hoppa. Serkan. Evet abi. 4900 dolar. İnanılmaz. Oy. İnanılmaz. Babuş yani. Veriyorum satışı. Verdim. Bunu aynı anda verdiğini düşünsene. Bak bunda o aynı anda bug'ını yap, oyun bitti. Kanka markete sür şey, benzinliğe sür, benzini bir full, beni al önce de sonra sür markete. Sana zahmet, benzinliğe sür, benzin alalım. Oradan markete sür, marketten şu otomatikleri bir çekelim bakalım ya. Bir dakika hemen. Şimdi arkadaşlar kısa bir hesap yapıyorum. Otomatik kıyma makineleri 1500 dolar. 1500, 1500, 3000. Şunun var ya şimdi, niye yol vermiyorsun lan deyip böyle bir... Bir de inatlaşıyor. Tamam kanka, o ateş ettikten sonra uzar o. Arı şeyi ne? Tamam duruyor. Yok yok, almadık. Vallahi bir heyecan yaptım bak, 1500, 1500, 3000 dolar otomatik kıyma. Ondan sonra 1000, 1000, 2000 dolar otomatik sosis. 5000 dolara bizim iş tamam abi, 5400 dolarımız var. Hele bir sistemi otomatiğe aldık mı var ya, ay 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 ay.
Şu önce bir arkadakini fulleyeyim. Bütün saklama dolaplarını domuz çiftliğinin oraya yığalım. Kaç tane domuz keselim? 3 tane büyükten devirelim mi? Olur. Sarkan bir saniye, ben şunu arabanın deposuna boşaltayım. Arabayı yaklaştırmak yerine bunun depoyu boşaltıp bunu dolduralım. Fullendi. Abi müthiş bir bölüm oldu ya. Aşkım otomatik olunca da içini sen dolduruyormuşsun. Ya içine ben dolduruyorum, elle çevirmiyorum ama. Aldın koydun pıt, aldın koydun pıt. Attı tencereyi. Sarkan sana zahmet, markete gidelim. Var ya, çok güzel ilerledi gerçekten seri ya. Otomatik olunca da dolduralım arkadaşlar, orası hiç dert değil. Kardeşim markete sana zahmet. Sistemleri bir otomatikleştirelim. Moderatörümüz var mı? Var. Aynen. Anılım var ya. Anılım varken var ya, hiç sırtımız yere gelmez. Hocam at, keçi, inek, bunların hepsi için arkadaşlar bu seri kısa vadede bitecek bir seri değil. Bakın takribi biz şu an 14. bölümü falan çekiyoruz dostlar. Bu kısa vadede bitecek bir seri değil. Hepsini YouTube'da izleyebileceksiniz. Oynayıp bitirdikten sonra Ranch Simulator olarak her gün bir bölüm atacağım. Ki Ranch Simulator'un ilgisi gerçekten çok fazla. Yani Samet Bingör Lite'a da atılabilir. Başka bir kanala da atılabilir. Şu an bilmiyorum ama hangi kanala atarsak atalım müthiş zaman geçireceğiz. Ona eminim. İki tane daha tava alıyorum. Bunların önüne de tava konuyordur. Tam 5000 dolara otomatik sistemi baydım abi. 5000 dolara otomatik sistemi aldım. Serkan şunun ağzını bir buraya doğru getirebilir misin ya da... Dur getireyim ama, hemen getireyim bir dakika. Sana zahmet ya. Kenardan kenardan bir yerleştirelim. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara oldu bak, 10 numara. Daha bölümün süresi de erken, bu otomatik sistemin bir siftahını atarız ya. Serkan çok sevdiği domuz vurma işini bir halleder. Aynen abi. Evet. 3 tanesini bir vurur. Ben de ne yapayım, bok temizliyorum. Emektar Şahin'im FPS ziyanı olmasın diye. Ma 130 FPS falan ya, şu an hiç sıkıntım yok. Şahin'im azalttığımız iyi oldu. Evet tavuk sayısını azalttığımız iyi oldu. Domuzlardan böyle 3 büyüğü devirelim ya. Elimizde yaklaşık 10 tane soğutma dolabı var, 120 eder. Gidelim uyuyup uyanalım. Serkan'ım eve sana zahmet. Tamam. Gidelim uyuyup uyanalım. Domuzları kesip durma artık ya. Aşkım çok kalabalıklar, çok büyükler. Lan bunlar ne? Lan oğlum ne yaptınız burada? Ve 5'i hamile. Yapmışlar, orada yapmışlar abi. O son 2 dişiyi almayacaktık. Bütün topluluk var bir yerde. Aşkım düşün bak, 5 hamileye dokunmasak onların her birinden 5'er tane çocuk çıksa 25 tane daha domuz geliyor. Bir şey diyeceğim. Bir ahır daha mı yapmaya başlasanız yanıma? Bir ahır ne daha. Paranız varken. Paranız yok, bitti. Ne demek bitti? 400 dolar kaldı. 5000 dolar verdik otomatik sisteme. Eliniz de mi titremedi be? Bütün parayı yıdık. Uyuyalım sonra halledelim. Oo Şahin'im tavuklar için alan yapıyor. Kardeşim benim, ellerine sağlık. Bir mekan uyuyup uyanak da gündüz gözüyle görek be kardeşim ya. Vallahi bir uyuyup uyanalım da. Eski makinaları satamıyor musunuz? Abi satarız da dursun. Önemli değil ki. Satılıyor. Dursun, bence bir acelesi yok. Bu arada live'a video sallamış mıyım? Siz uyuyana kadar live'a bir tane atayım ya. Live'a video sallamamışım. Castle Crashers'ın ilk bölümünü mü atsak? Neyi atsak? Bizim oda var o. Sapiens devam ya. Castle Crashers'a devam ederiz Şahin'im ya. Tabii canım, ödülür abi.
Ya Tribes of Midgard'la işte EU4'te fazla goygoyuz 4-5 kişi bir ara. Aslında EU4'te de goygoy değiliz biliyor musun? Ciddi oynuyoruz abi. Yani Serkan misal abi Bahmani'de ciddi oynuyoruz ve şöyle bir şey size demişler ki o seriyi daha artık fanteziye gider yani. Onu dövdüm, bunu dövdümek için 1600'lere geldik. He bebeğim. Otomatik makineye 5K verenler diyor hala çadırda uyuyor. He. Bir yatak alamıyor ki. Evet. Sermaye daha önemli her zaman için. Lüksten feragat edilir. Ama abi, kazançtan. EU4'te diyorum. Şey hı. Ya bu arada. Final mi verelim? Ne onunla da? Final değil de yani orada artık vur vur geçtik yani. Aynen. Doğru diyorum. 5 devleti yani de çok yükselttik aslında. Vur vur geç muhabbeti ona. Ya her şeyi de aynen çok güzel ilerledik. Serkan aynen neden elinde tüfekle donanıyorsun Serkan? Abi şimdi vurmayacak mıyım domuzları? Domuzlara koparıyor. O yüzden mi para bitti gerçekten? Evet. Bir tane neyine yetmiyordu? 10 tane saklama kabımız var bebeğim. Şimdi seri atacağız anladın mı? Müsrifsin. Kırıcısın. Her şeye çok para harcıyorsun. Sen daha tencere vardı. Teşekkür ederim. E bunlardan hangisi kıyma hangisi domuz bilmiyorum ama. Şimdi bak Serkan sana zahmet üçünü vurmadan evvel oraya biz bir şeyleri soğutucuları dizelim. Tamam. Bu arada şey 5 tane hamileden ikisi doğurmuş abi. 5 tane hamileden ikisi doğurmuş mu? Aynen. Lan ne? İçeride ne oluyor? Bayağı bir yavru çıkmış gördüğünüz gibi zaten. Of inanılmaz bu ne? Kanka büyükleri al. Kurbanlık. Hamile olmayan herkesi al. Bu hamile değil. Buraya yığdık mı? Tamam Şahin buraya yağ dursun. Serkan'ım en sevdiğin aktivite. Şu yandakini vur ben de bunların etini doldurmaya başlayayım. Şu otomatik sistemin bir siftahına atak ya. Of. Bir tane daha getir. Kanka biz oyunu bitirdik bu arada ya. Daha diğer hayvancılık işlerine falan da girişiriz de. Ben şey çok ne? Diğer hayvancılık işleri fantezi ya işte. Bu kadar domuz artı, inek, süt, peynir, sağmak. Siz 3 kişi nasıl yetişmek? Aşkım dışarıdan ithal amele getirmek. Erdem Baba Murat. Dışarıdan ithal amele getirmek. O bana arıcılığı yaptırdı. Köle gibi çalışacak o. Gelmiyor bak. Serkan burada sık kafasına ya. Ne nazni yazmış ya. Sığmıyor ki kapıdan. Maşallah. Ay kıyamam yavrunuz. Ya yavrular fena koş. Kardeşim etrafındaysa ve dişiyse vurmayalım da şey olmasın. Abi şunu da vuruyorum. İşte büyük olanı da vuruyorum. Erkek mi dişi mi ona bir bak da ona göre. Erkek abi hop. Erkek Allah. Et bu arada yavru değil onlar. Onlar yavru değil mi? Abi bir tane telef oldu bu arada. Kanka hangisini vurdun? Kimi telef ettin? Şu ideal boy olan telef oldu galiba. Olsun. Yeter dayı yeter vurma gel. Ha bu arada şey bütün hepsini vurmayın ha bazı şey. Yavrular anne olmadan şey yapamıyor yaşayamıyor ama biz hiç aynen dişi vurmadık galiba ya. Yok ya. Ben en son vurduğum dişi olabilir ama sıkıntı yok ya. Sıkıntı ya abi yavrularını da vursan sıkıntı yok. Bizim save'de artık bize bir şey olmaz. Bu arada yavruya vursanız etki almıyor. Abi şu an hepsi kaçmak istiyor. Al bunu. Hepsi şu an kaçmak başlayalım istiyor. Baksanız da kapıya. Şimdi içerideki Serkan sana zahmet. İçerideki bokları bir temizleyiver. Of. Felaket bu arada. Abi hepimiz temizleyelim burayı. Tamam. Ben şu etleri dışarı taşıyayım. Çitin dışına ben de geliyorum. Abi ne kadar et çıktı. Ay. Gördün mü uçtu? Aşkım domuz uçtu gördüm. 48. Bu arada bak bu erkek ya bu daha büyüyor mu? 60. 72. 3 domuzdan arkadaşlar 74 tane et çıkmış 74. Peki agalar bir şey soracağım. Şu da vurulabilir ha. Yeter vurmayalım gayrı. bir şey soracağım. Bunları yumurtalı mı yaslıyoruz, yumurtasız mı yaslıyoruz? Yumurtasız yaslayın ya.
Bence yumurta koyarsak yumurta zaten bitmez. 20 tane var şu an. Abi 20 yumurtayla biz bunları yaslayamayız. 72 tane var düşün. Ya olduğuyla geri kalın. Normal düz yaparız. Dert direkt yok. Normal dümdüz atalım Şahin'im ya. Çarpan var değil mi Ayda? Çarpan aşkım bilmiyorum ama... Uyuyup uyandın o zaman değil mi? Uyuyup uyandık ve şey daha bunların kuruma süresi var ya. Uyuyup uyamasak bile... O kuruma süresine hey yavrum hey. Abi yumurtasız nesiz kuru kuru ittirip bitirelim. Şu otomatikleri aldık nasılsa. Şu elimizdeki yumurtaları kullanırız abi. Bu ne bu? Ha, buna olmuyor. Bu kıyma. Öteki sosis. Bunili olan sosis, diğeri kıyma galiba. Tamam. Önce ben seri seri köfteleri yaslıyorum kıymayla. Yine de bas aşkım. Aynen nasıl olsa otomatik de. Bir 4 dolap... Manuelleri de satarız bu arada ya. Hı? Manuelleri satarız, gerek yok. Tamam. Ya bunların hepsinin otomatiğe geçtiğini bir düşünsene. Abav. Hatta şu otomatikleri kaldırayım mı ya? Şeyleri, manuelleri. Kaldır Şahin'im. Ben 4 sıra köfte yapacağım. 4 sıra köfteden sonra 4 sırada sosis yapılır. Arı satarız sonra. Oh, otomatik sistemin şöyle bir ekmeğini yiyek ya. Sen sevdin o işi. Şahin'im ama var ya bir rahat, bir rahat böyle. Değil mi? Kendi pıtı 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 pıtı. Aynen, kendi pıtı pıtı topluyor. Kanka 4 sıra köfte, 4 sıra köfteden sonra full sosis. Bak E'ye bastın, koydun, bir daha E'ye bastın, bitti. Buradan alıp alıp yardırırız. 3 yıllık iş var orada biliyorsun. 3 yıllık iş. Demin biz bunu manuel yaptık yenge. Aynen biz bir bu kadar manuel yaptık. 50. Kol kası kastık Samet abi. Sen bir yarım saat yoktun Artun, biz hepsini 50 yaptık. Bu kadar. Sosis çeviriyorduk en son böyle diye. Şu kafa gitti çünkü. Yumurta atıyor mu? Yok ya, yasla geç. Kanka 72 tane et var, neyin yumurtası abi, bir tanesini attı. Sen onları yap, ben oradan sallarım. Şey bitti. Kova bitti, kova. Ay iyi, bayağı iyi. Birinde bir iki tane daha vardı. Aha yumurta attı. Şahin'im yumurta atıyor ya. Bokları temizleyecekler. Abi temizledim bir çoğunu ya. Bakayım ben dur. Ben de bir bakayım. Bu işleri bitirmeye kasalım mı? Dolapları dolduralım sonra bölümü sonlandırıp bizden bu bölümlük bu kadar diyelim ya. Abi şifayı attım ben oraya. Hadi bakalım. Ayağıyla eziyor. Evet evet, şifa dağıtıyor şifa. Ya çok güzel oldu ya. Abi biz de böyle artık. Sarkan ustam bayağı iyi oldu. Şifa dağıtıyor. Aa bak burada bir 12'lik daha varmış lan. Dur getiriyor. Getir. Ağzımız götümüze dönecek Serhan. Böyle işletme mi olur? Sokak lezzetleri. Ha sizin imalathaneniz vallahi. İmalathanemiz hijyen konusunda asla taviz vermez, anlıyor musun? Özellikle inek inek yalnız. Özellikle tavuk bokları ve domuz boklarının içerdiği ayakların hijyeni de verilmiş aroma tadı. Aroması bak. Şahin'den şöyle bir ses çıktı sen anlatırken. Ustam şifa ustam. Bir de mermi falan atıyormuşuz değil mi sıkarak? Tabii üzerine mermi. Şimdi bu son köftelerimiz. Bunun ardına sosise girişeceğiz. Abi bunlardan bir 5000 dolar gelir. Mis gibi. Barut ayrı bir tat. Barut ayrı bir tat. Ya bunlardan da 5000 dolar gelir gelmesine de çok yumurta koymadık biliyor musun? Ondan dolayı diğerleri kadar pahalı olur mu bilmiyorum. Bence yumurta çok şey. Ya en olmaz bir 1000 dolar eksik gelir ya. Aynen, en baba 1000 dolar eksik gelse. Bu arada şu son şeyleri aldıktan sonra sosis yapıp diğer dolapları bitirip bu bölümlük bizden bu kadar deriz. Hani sıkıldıysanız falan şey yapabilirsiniz, böyle save'i kapatabiliriz.
Yok, benlik hiç bir sıkıntı yok abi. Şey yapabilirim. Sosislere devam edebilirim. Ben de devam edebilirim, sıkıntı yok. Yayın sonu da sosislere devam ederim diyor. Hı. Yaparım istiyorsanız. Kafana göre hatunum. Ey, gene köfte aldı. Neyse, pişiyormuş. Tencere buna olmaz. Şimdi bunu tencereyle buraya boşaltacağız. Bu da bize sosis verecek. Oy bakalım sonu. Bir yandan ötekine de... Kokoreç gibi olması normal mi? Umarım normaldir aşkım. Herkesin... Sosis zaten normalde öyle ki ya. Çok ama bu şey bizim bildiğimiz sosis olmadığı için. Domuz sosisi. Aynen Serkan yumurtaya şey Şahin yumurtaya başlamış bekliyor yanında. Buna sucuk diyen kördür bu arada. Domuz sosisi bu ya. Ondan dolayı öyle. Kardeşim. Abi valla devam edelim diyorsan ederiz. Ben sıkılmadım. Yok ya, şu işleri bitirir bu bölümlük bu kadar ders alırız. Okey. Arada Allah rızası için şu makinelere bir E basın la. Efendim sevgili Orm Baba, Prime'ın avantajıyla 6. ayında. Teşekkür ederim Orm Baba, sağ olasın. 6. ayın kutlu olsun, evet, eyvallah. Serkan da E basın. Ay, benim gözüm bu artık. Kanka direkt... Aldırmadan mı koyduk? Duble mi oldu? Koftu. Kofta yaptı. Yumurta durdu. Hop tak tak. Bir tane fazladan, bir tane duble oldu sanki, bir şey oldu dedi. Allah razı olsun. Emin, biz demin bir şeyi heba ettik. Biz bunu nasıl şey yap... Bir yumurta ziyan oldu. Biz bunu nasıl şey yapacağız ya? Öyle olmaz, öyle olmaz. Kendi de girsin içine. Onun dadı orada, dadı dadı. Vitamini o. Vitamin o, vitamin. Gübre aramalı dadı. Ayakların. Gübre aramalı ayaklar. Arkadaşlar ben etin koyuyorum. Şunlar çalıştırın Allah aşkına. Şey bitti bu arada. Yumurta. La daha 3 sıra var abo. Oha. Eti çiğneyip tükürebiliyor musunuz? Çiğneyip tükürmece. Kardeşim bak sen şimdi görev şu. Sen tencereyle al sosisleri, ben buna et koyayım. Serkan da etleri yerleştirsin. Serhat abi diyor ki kıyma makinesini ayağına kaptıran çiftçi hastaneye kaldırıldı. Serkan kıyma makinesiyle özellikle dans ediyor böyle. Üstüne otursana be. Üstüne nasıl oturayım? Üstüne yani... nasıl oturayım diye bir de soru geldi. Şu an zaman... Oturabilse oturacak yani. Bunun daha bir tık ötesi yok. Adam lan kıyma boşa gidiyor. Bence bu ziyan olma bilmiyorum. Yok olmuyor olmuyor. Ah şunu başlatın be. Abi başlatıyorum şu et geldiğinde. Bak burada ekstradan tencere var. Ben bu tencerelere dolduruyorum. Siz sosis için yapıştırın oraya. Arkadaşlar bu arada yer yok. Yapacağız da nereye asacağız bilmiyorum. Aşkım kıyma makinesine kaç tane et atabiliyorsun? Kıyma makinesine bir tane galiba atın. Bir. Bunun sesleri patladı bu arada. Bir. Gel. Bu da otomatik olsaymış keşke. Koyduğun gibi. O kadar da değil şu. Biz bunları sosis yapıyoruz. Şahin'e kasap şubemiz nerede diye sormuşlar aşkım. Kasap şubemiz nerede? Sağlık Bakanlığı'na mı şikayet edilecek? Hijyenden kesinlikle taviz vermediğimiz için bu konuyla alakalı bir sorunumuz olacağını düşünmüyorum. Yemin ediyorum kamu spotu gibi işletmeyiz ya. Lan! Bitti bitti, kutu bitti kutu. Kalanını sosis köfte yardırıp masanın bir ucuna dizeceğiz abi. İşimiz bitince de şey yaparız. Abi hala geliyor. Of daha çok varmış. Kanka iki kutu daha var daha. Bence biraz daha şey yapayım. Yer yok aşkım. Sığar aşkım arayın. Bir tane daha sığmaz mı? Sığar da şey aşkım biz şöyle düşündük. 4 sosis 4 köfte rafı. Tabii efendim. Domuzun bir tanesinden çıkan zaten 48 tane et. Biz bununla nasıl mücadele edeceğiz ya?
Hepsini sosis mi yapıyorsun Şahin'im? Ne bileyim, nereye yapıştırıyor lan? Elimiz hızlı alıştı bu arada, biliyor musun? Tabii, makine gibiyim şu an. Arada köfte de sıçrıyor. Bakayım. Dolapta yer kalmadı, onu ne yapacağız? Abi tabii ki müthiş ortamlarda, müthiş hijyenik bir ortamda yerde servis edeceğiz. Tavuklarını oraya koyabiliriz kuruması için. Yatağın üstüne bırakabiliriz, Serkan'ın döşeğin üstüne. Serkan'ın önüne uyur falan böyle. İlişki, güzel ilişkilerde bulunur onu. Sever, sayar. Gayet sevgiyle, saygıyla. Yumurta uçmayı bıraktı. Şahin Bey de bizle beraber çalışıyor canım. O yüzden yumurta avuçlamayı bıraktı tabii ki. Hindistan sokak lezzetleri 2. Biz 1 numarayız. Onlar 2. Abi sosisler yere düştü ağırlıkta. Bir şey olmaz. 3 saniye kuralı, 3 saniye kuralı. Üfle kaldır. Geri çıktı. Ya, yere düştü çıktı böyle. Tamam, sosis yere düşsün. Önemli değil. 3 saniye kuralını unutma hiçbir zaman. Biz niye bunların hepsini sosis yaptık manyak gibi? Ne bileyim. Abi hala da sosis yapıyoruz ha. Basıyorum yani. O robot gibi basıyorum ben dışarı. Kanka niye hala sosis yapıyorsun? Serkan da yukarıdan ne yapanıp duruyor. hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bu... Bak buralar gayet temiz. Baldök yele yani. Baldök yele. Evet arkadaşlar. Olmadı mı ya? Olan yok mu ya hiç? Bunlar kanka bunların daha işi çok. Nerede kurusun ya? Bunları soğutucunun içine koyalım bari. Soğutucunun içine gerek yok kardeşim. Masanın üstünde dursun bunlar. Masanın üstüne bırakalım şöyle ya. Bak mis gibi yer var orada ya. Yere düşüyor Allah. Abi şifası orada ya onun. Şifası. Aroması o. Yer görmese, toprak görmese ya. Yenmez, anladın mı? Evet arkadaşlar, bu arada otomatik sistemi kurduğumuz ve Ranch Simulator'da bayağı ilerlediğimiz keyifli bir bölüm oldu. Neden bütün hepsini sosise çevirdik ben de bilmiyorum ama daha bunları kurutmak üzere falan bekletmedik bile. Sadece bir tane köfte yapmışız aradan. Kim bilir kaç tane şeyin arasından abi. O ne kanka, şey köfte mi? Köfte de bok gibi duruyor. Aynen, köfte de tam anlamıyla bak bok gibi duruyor orada löps diye. Evet dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim. Bizden bu yayınlık bu kadar. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.